Yani boşanma lafı etmesinler. İşte bak hoş bir şey değil. Ama fıkıh kitaplarındaki hükmü beyan etmek durumundayız. Boşanma Cenab-ı Hakk'ın en çok nefret ettiği ama helal kıldığı, mübah kıldığı bir eylem. Hayat kangreni olunca müracaat edilebilecek bir durum. Ama geçen gün istatistikler yayınlandı. Evet. Maalesef benim bildiğim bir miktar vardı. 620 bin evlilikten 580 bine falan inmiş evlilik. Peki ayrılığı ben 105-110 bin biliyordum. Maalesef 120 binin üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Yani geçen yıla göre bu yıl yani evlilik maalesef azalmış, 2017, boşanmalar artmış. 2017 yılında evlilik azalmış, boşanma çoğalmış. Hocam yani ayrılmayalım mı? Olağanüstü bir durum var. Olabilir, zaruret halinde olur. Ama bu efendim anlaşamadık, şöyle oldu, böyle oldu gibi lafla geçiştirilip son verilecek bir müessese değil evlilik. Yani huzur bulmak için sabredilir, tahammül edilir, bazı şeylere katlanılır ve bu hayat devam eder. Maalesef yavrularımızda bu sabır, anlayış, fedakarlık gibi cümleleri duymaz olduk. Yani buna üzülüyoruz. Peki mehir konusuna gelelim. Bir beyefendi, bir hanımefendiye talip olduğu zaman ona maddi olarak vermesi gereken bir şey var. Ona mehir deniyor. Maddi varlık. Bunun asgarisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kanaatine göre asgari. En az iki koyun karşılığı olan 10 dirhemdir. En azı. Azamisi için sınır yok. Yarım ton, bir ton altın olabilir. Yani buna bir sınırlama getirilemiyor. Peki bu evlilik başından mı verilecek, sonra mı meselesinde mehri iki kısma ayırıyoruz. Bir muaccel dediğimiz peşin verilen var. Kızcağız diyebilir ki ben mehrimi peşin istiyorum. Peşin alır ve evliliğe razı olur. Çoğunlukla da uygulama şöyledir. Evliliğe razı oluyor kızımız ama mehri sonra alırım diyor. Sonra almanın en son sınırı boşanmak, Allah muhafaza, yahut da beyefendinin ölümüdür veya hanımefendinin ölümü. Yani sınır neresiymiş? Mehrin boşanmak? En son ödeneceği zaman ya boşanmadır yahut da iki kişiden birinin vefatıdır.